Arkadaşlar selamlar. Sesimden dolayı lütfen kusuruma bakmayın. Sesim birazcık gidik çünkü biraz nezleyim. Sizlerle bugün en iyi üniversiteleri yurt dışında yönetim bilişim sistemleri için bakacağız ve burada yönetim bilişim sistemlerinin yurt dışı fırsatlarından bahsetmiş olacağız bunun vasıtasıyla. Burada Education Rank sitesini kullanıyorum bakarken ve burada Computer Science yani bilgisayar bilimleri seçeceğim. Ama Business da seçsek, Computer Science da seçsek fark etmeyecek çünkü burada Management Information Systems yani Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, bu İngilizcesi MIS'tir kısaltımı da baş harfleri. Computer Science and Business diye geçiyor, tamam. Ve en iyi üniversitelere bakalım. Arkadaşlar ilk sırada Kuzey Amerika'da da birinci sırada ve direkt olarak United States'de de yani direkt olarak Amerika'da da Michigan Üniversitesi birinci sırada gözüküyor. Ve arkadaşlar şöyle bu yine bakıldığında Michigan Üniversitesi Coursera üzerinden de sertifika veren bir üniversite. Açıkçası onu da söyleyebilirim. Ve bu üniversite Management Information Systems yani bu bölüm içinde gerçekten tercih edilen bir üniversite olmuş. Ve bu üniversitede bu bölüm okutulabiliyor. Gerçekten de akademik olarak ranki yüksek bir üniversite. Yine bu üniversitede ikinci sırada tercih ediliyormuş. Yine Stanford Üniversitesi de Kaliforniya'daki bu bölümün tercih edildiği Pennsylvania Devlet Üniversitesi, Washington, Seattle Üniversitesi, Harvard Üniversitesi de yine Management Information Systems için ve böyle böyle devam ediyor. Toronto Üniversitesi bu Kanada'da. Şimdi şeye baktık tabii. Amerika'ya dedik ama bakın Netherlands'da da bu Delft Üniversitesi yine Avrupa'da birinci sırada Management Inform bu bölüm için ve Manchester Üniversitesi de İngiltere'de gibi gidiyor. Kanada'da da Toronto Üniversitesi gibi gibi gibi. Yine Avustralya'da bu bölümün okunabildiğini görüyoruz. Devam ediyor. Yunanistan'da bile işte Hellenic Üniversitesi International'da var. Avustralya'da var. Danimarka'da var. Çin'de dahi okutuluyor elbette bu bölüm. Arkadaşlar çok daha devam etmeyeceğim. Burada business seçili gördüğünüz gibi ama şey de seçsek Computer Science'tan da Management Information Systems'ı seçebiliyoruz dediğim gibi. Tamam. Arkadaşlar bu renklere baktık. Burada varmak istediğim yeri söyleyeceğim sizlere. Bu kadar dünyada okutulan bir bölüm Türkiye'de sizlere deniyorsa bu bölüm fos, bu bölümden bir şey olmaz, bir cacık olmaz deniyorsa inanmayın arkadaşlar. Yurt dışında fırsatlarınızın açık olduğunu bu videoyla anlatmak istedim. Çünkü yurt dışında da bu bölüm popüler ve bu bölüm Amerika'da doğmuş bir bölüm olduğu için Türkiye'de bu fırsatı gördü ve Boğaziçi ve Marmara Üniversitesi ilk olarak bu bölümü başlattı. Hemen Boğaziçi Yönetim Bilişim Sistemleri diye yazıyorum ve burada lütfen açıklamayı beraber okuyalım. Hakkımızda diye. Şöyle yapacağım. Bakın. Boğaziçi'ndeki tanıma bakalım. Günümüzde bilişim alanındaki gelişmelerin işletme bilimine kattığı yeniliklere çok daha etkin ve verimli karar verme süreçleri oluşmuştur. Bu süreçlerle ayrıca bilişim sistemlerinin yönetimi de başlı başına bir yönetim konusu olmuştur artık günümüzde diyor. Ve bu bölümün yönetim ve bilişimin hayatın hemen her alanını kapladığını düşünüldüğünde bunun geniş uygulama alanları bulduğu bölümün bir gerçektir diye açıklıyor. Bakın ABD'de 200'ün üzerinde üniversitede bilişim sistemleri bölümü mevcuttur diyor. Şimdi şurada ama son yıllarda yönetim bilişim sistemi bölümüne bir talep var. Bunu belirtiyor. Şimdi arkadaşlar bu bölümün şeye bakalım. Kurulma tarihine bir bakacağız ama burada yazıyor muydu onu hatırlamıyorum. Biz bir bölümün önemini tekrar burada görelim dedik ama şimdi misyon ve vizyonda mı yazıyordu hatırlamıyorum. Bakacağım. Evet. YBS bölümü Boğaziçi
hangi yıl açıldı? Burada ben onu biliyorum. Evet. 1995 yılında kuruldu arkadaşlar. Bakın Türkiye'nin ilk yönetim bilişim sistemleri bölümü 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde kuruluyor. Marmara Üniversitesi'nde de bakalım sinek var odada kusura bakmayın. Marmara'da hangi yılda kurulduğuna. Maramra. Marmara'da da işletme informatiği bölümünün kurulması ile kurumsal olarak başlamış diye geçiyor. 91 diye çıkıyor ama çalışmaları bu. Bu işletme informatiği adı altında orada çıkıyor. Tamam mı? Ama aslen 95'te Boğaziçi Üniversitesi'nde bu bölüm kuruluyor. Ve işletme, bilişim ve bilgisayar temel kavramlarının bünyesinde barındıran disiplinler arası bir konudur diyor. Ve bölüm mezunu olduğunuzda yönetim bilişim sistemleri uzmanı diye anılıyorsun. Yani MA Specialist diye çıkıyorsunuz. Tamam mı? Aslında siz bu tanımınız aslında bu. Bu. Fakat tabii birçok yönlenebileceğiniz alan var bu alt alanlar vasıtasıyla. O sebeple bu sizin title'ınız, iş çıkışınız. Fakat yönlenebileceğiniz alanlar sınırlı değil. Yine MIS degree jobs diye bakarsanız arkadaşlar. Bakın sistem analisti, veri tabanı alanında yine proje yöneticisi gibi alanlarda daha da bakabilirsiniz. Yine biz Arizona Üniversitesi'nin bu yayınladığı şeye de bakabiliriz. Kariyer fırsatları kısmından birazcık da yardım alabiliriz. İşte e-ticaret geliştiricisi, yani e-ticaret dijital operasyonlar uzmanı. Yine işte bir uygulama geliştirici. Bu sistem analisti, iş analisti, proje yöneticisi buraya girer. İşte iş analizi kısmı, tamam mı? Gibi 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 gibi. Arkadaşlar burada tabi 2020 yılındaki bir veri veriliyor. 62.000 bu verilmiş ama bu veriler şu an şeyden şeye değişir, işten işe değişir. O yüzden buraya takılmayalım ama mesela Information Systems Management diyor, buna şeye gerek yok. Yine buradan bakabiliriz. İşte IT Manager demiş. İşte veri bilimci arkadaşlar. Çok fazla veri bilimci çıkıyor. Tamam mı? SEO, dijital pazarlama kısmı. Dijital pazarlamaya da yönelebilirsiniz çıktıktan sonra. Tabii ki yazılım geliştirici de olabilirsiniz. Ve proje yöneticisi ve iş analisti de çok fazla çıkar. Burada tabii aslında yurt dışında sizin yani bilgi güvenliği analisti. Bakın yani burada yazılım uygulama geliştirici. Burada sizin şey yapılmadığınızı da görüyorsunuz. Yani yurt dışı sizi birçok alanda görmek istiyordu. Yazılım geliştirici olarak da görmek istiyor. Türkiye'de daha çok iş analisti, sistem analisti, proje yöneticisi bu alanlarda. Ve veri bilimi üzerine daha çok alım yapılıyor bu bölümden. Ama artık bu bölümün de tabii kendini geliştirdiğiniz takdirde Türkiye'de de çok fazla ayrışma olmayacağını görüyoruz. Nedir? Yazılım, bilişim aslında kendinizi ne kadar geliştirdiğinizde de biraz daha önem kazanan bir bölüm. Ama yönetim bilişim sistemlerinde isterseniz işletme tarafına da kayabileceğiniz biraz daha fazla işletmesel dersler alarak bu mümkündür. Bunu biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da söyleyeyim. Diğer yönetim bilişim sistemleri hakkında da bir şeyimize bakarak diğer yönetim bilişim sistemleri hakkındaki videolarımız var kanalımızda ve bir playlist içerisinde var. Tabii tüm videolarımıza bakıp orada yönetim bilişim sistemleri hakkında ve işinize yarayan videoları da izleyebilirsiniz. Tüm videolarımıza bakarak bunu sağlayabilirsiniz. Kanalımızdaki tüm videolara bakabilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorum yapmayı, bize soru sormayı, paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar desteklerinizle büyüyoruz. O yüzden abone olmayı lütfen unutmazsanız seviniriz. Çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakınız. Ve lütfen özür diliyorum. Gerçekten önceden yorumlarda çok iyi cevaplar veremediğim insanlar var olduğu ise ve tabii ki lütfen takipçilerimden şunu rica ediyorum. Etkileşimi arttıralım. Paylaşımları arttıralım. Çok da güzel. Zaten bitmişti. Telefon çalıyor.